köyde oturuyorum. Makam spor takımında oynuyorum. Bu yoldan gidiyorum antrenmana gitmek için. 6 kilometre yürüyorum ilçe merkezine. Futbolu seviyorum. Yoruluyorum ama yine de değiyor. İyi vur. Daha, okuldan çıkınca daha erken yürümeye, yani saatine yetişmeye çalışıyorum. İşte arkadaşlarla hep beraber geliyoruz. O köye kadar yürüyorum 6 kilometre. Oradan da yürüyorum. Babam bazen beni götürüyor. Ayağım ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. Ama futbolu sevdiğim için geliyorum. Olur diyorum, hadi yap Nurcan diyorum. Değecek buna, karşılığını göreceksin diyorum. Hedefim de Beşiktaş birincilik kadınlar futbol takımında oynamak istiyorum. Neden Ergani'de bir futbolcu olmasın ki? Ben de gidip bir futbol oynayayım. Ergani'mi temsil edeyim, kendi ülkemi temsil edeyim, Türkiye'yi temsil edeyim. Kızım hoş geldin. Saatin geldin mi? Evet. Çocukluğundan beri ilgisi var topa. Çünkü bebekle oynamayı sevmeyen kişiliği vardı kendisinin. Daha çok topla oynamayı seviyordu. Ondan dolayı da bu şekilde devam etti. Okula giderken topu götürüyordu. Erkeklerle top oynuyor. Hani kızlarla oynayacağı yerde erkeklerle top oynamaya giderdi. O şekilde devam ediyor bu süreçin. Yani ona destek vermeyi de baba olarak bir görev hissediyorum kendimde. Birincisi o. Biz isteriz ki daha iyi doktor olmasını, şey yapmasını ama sporu daha çok tercih ettiği için bir spor öğretmeni olmasını istiyor. Teknik direktörlüğü falan. O şekilde futbola daha çok merakı olduğu için. Futbol namayet istediği için biz de aile olarak kendisine çok destek veriyoruz. Bugün maçın var mı? Evet. Ne zaman? İdmana gideceğim. Osman ben gidiyorum. Futbolu seviyorum. Futbol benim için büyük bir şey demek, sevgi demek. Okulda bazen erkeklerle, bazen dersimiz boş olunca da kızlarla oynuyoruz. Aferin Şiri. Bravo. Bence ayrım yok. Erkekler de oynayabilir, kızlar da. Futbol herkese göre bir spor. İyi vur. Aferin. Çok çalışıyorum. Hani dershaneden direkt çıkıp geliyorum buraya. Ne bileyim, hayatım olmuş yani. Futbol benim aşkım. Futbol benim canım. Tutkum. Her şeyim yani. Takımı daha yüksek yerlere görmek istiyorum. Hani Ergani'den bir bayan takımın olduğunu göstermek istiyorum herkese. Bütün deplasmanlara gittim. Hatta bütün maçlara katıldım. Gol atınca mutlu oluyorum. Hani duygulanıyorum. Çünkü emek vermişim. Bir de gol atınca emeğimin karşılığını alıyorum. Hocalarıma sarılıyorum. Arkadaşlarım mutlu oluyoruz yani takımca. Şu an Diyarbakır'ın 3. ligde tek temsilcisi biziz. Bu kurum kapanacaktı. Biz kapanmadan önce aldık. Kapatmasına izin vermedik. Kızlarımızı da bırakmak istemedik. Bizim şu anki hedefimiz 2 sene sonra 2. lige çıkmak, akabinde 1. lige çıkıp orada kalıcılığımızı sağlamak. Kızlarımız gerçekten çok zor koşullar altında bizimle çalışmaya katılıyorlar. Okullardan koşarak gelenler var yetişmek için. Köylerden gelen çok var. Okulu daha uzak yerde olup servis bulamayıp tekrar yürüyüp gelenler var. Kızlarımızın ailevi destekleri çok yüksek. Babası getiren var, motorla getiren var. 6 kilometreden yürüyerek gelen sporcumuz var. Babaları bırakıyor, annesi bırakan var. Bizim amacımız bayan futbol takımını makam spor olarak hem Ergani, hem Diyarbakır, hem de Türkiye genelinde temsil etmek. Kadınlarımızın da spor yapabileceğini göstermek.